Sultanım. Sultanım. Şehzadelerimiz divana çağrılmış. Hünkârımızın emriyle. Anlaşılan karar ilan edilecek. Padişahımız verdiği bu kararla Şehzademiz Selim Hazretlerini veliaht ilan ettiler. Hayırlara vesile olsun. Önce hangi evladımı taht sancağına göndermeliyim Hürrem? Hangi şehzademi? En doğrusunu sen bilirsin Süleyman. Lakin benim gönlümden geçen şehzadem Selim'dir. Demek Selim. Benim gönlümden geçense bu gördüğüm mühürlü kutunun içindeki kararla yazılı Hürrem. Sen de herkesle birlikte ölmüşsün. Haberi işitince öyle mutlu oldum ki. Rabbim yolunu açık, kılıcını keskin eylesin. Oysa ben sizin üzüleceğinizi tahmin etmiştim validem. Ne de olsa başkası vardı aklınızda. Sana daha önce de söyledim. Benim için ikiniz de birsiniz. Ayrıca senin dediğin gibi olsaydı şu anda Bayezid seçilmiş olurdu. Sahi kardeşim nerede? Divandan beri görmedim onu. Sen yapacaklarını düşün şimdi. Manisa'ya gitmek mühim. Ama ondan da mühimi orada kalabilmek. Ayrıca Mustafa abinin başına gelenler ibret olsun sana. Herhalde oradan sürülmek istemezsin. Değil mi? Elimden geleni yaparım validem. Elinden geleni yapacaksın. Aklını başına toplayacaksın. Ve benim sözümden zinhar çıkmayacaksın Selim. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem. Süleyman. Biz de aslanımla sohbet ediyorduk. Öylesine heyecanlı ve sevinçli ki. Sana minnettar. Hünkârım, yüce gönlünüzle bana dünyaları bağışladınız. Sizi asla utandırmayacağım. Bundan hiç şüphem yok. Bayezid sükûnetle karşıladı kararı. Beni her geçen gün biraz daha şaşırtıyor. Büyüyor aslanım. Tabii yalnızca o değil. Selim, Cihangir, Mihrimah. Onların en büyük şansı senin gibi bir anneye sahip olmalarıdır. Sen varlığınla hem bana hem de onlara kuvvet veriyorsun.
Senin yokluğunda neler yaşadığımı bir ben, bir de Yüce Rabbim bilir. Rabbim bize o günleri bir daha yaşatmasın. Amin. Kaç mevsim kaldım o çukurda hatırlamıyorum. Kaç kış geçti, kaç bahar. En zoru da sensizlikti. Seni artık göremeyecektim. Sesini duyamayacaktım. Düşüncesi bile beni kahrederken ateşin içinde buldum kendimi. O ateş beni de yakıp kavurdu Yusra. Seninle birlikte ruhumu da kaybettim sanki. Neşemi, sevincimi, kalbimi söküp aldılar sanki. O vakit anladım. Sensiz hiçbir şeyin kıymeti yok. Ne soluduğum havanın, ne de içtiğim suyun. Hamdülillah, devleti ışkın müyesserdir bana. Elde tuttuğum lebün yadına sagardır bana. Kâküline kimi reyhandir muhibbi kimi misk. Ko ne dirlerse desinler, zülfü amberdir bana. Sultanım. Mirmah vaziyeti anlatmış olmalı. Keşke haberim olsaydı. Şehzade Beyazıt'ı o kadar inandırdım ki büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Bugün tahta çıkmak istiyorsa beklemeyi, sabretmeyi ve itaat etmeyi öğrenmek zorunda. Bağışlayın sultanım. Fakat Mirmah Sultan haklı. Şehzade Selim bizi düşmanlarımızın karşısında zayıf düşürecektir. Düşmanlarımızın sırtını kime yasladıkları belli. O düşerse hepsi düşer. Artık buna lüzum kalmadı sultanım. Nihayetinde taht sancağı bizim elimizde. Mustafa'nın ani gidişi benim hiç hoşuma gitmedi Rüstem. Sonra Barbaros'la olan yakınlığı, Yeniçerilerin karşılaması. Bütün bunlar tek bir şeyi işaret ediyor. İsyan etmeye cüret edemezler. Keşke isyan etse. İşimize gelir. Onların tek derdi benim. Beni yok etmek istiyorlar. Bu yüzden de usulca etrafımı kuşatıyorlar. Hissediyorum. Bence mübalağa ediyorsunuz. Anlamıyorsun. Onların son umuduydu Anisa. Ve ben ellerinden aldım. Şimdi bütün güçleriyle saldıracaklar. Ama benim adım Hürrem. Ben onlara bu zevki yaşatmam. Her şey hazır değil mi? Hazırız, hazır olmasına da ben beklemekten yanayım. Beklemeyeceğiz. Bundan daha münasip bir vakit yok. Kimse ihtimal vermez. Üstelik savunmasız olacak. Sultan. Ok yaydan çıktı Rüstem. Dönüş yok. Dün aldım mektubu. Beyhan Sultanımız sana hususi olarak selam gönderdi. Lütfetmişler sultanımız. Afiyet dilerdir inşallah. Saati iyi. Fatma Sultanımızı ziyarete Antakya'ya gitmişler. Gitmesi lazım tabii. Kardeşler zor günler içindir. Zor günler mi? Ne oldu ki? Fatma Sultanımızın kocası Mustafa Paşa ile aralarında bazı sıkıntılar hasıl olmuş diye işittim. Maşallah sultanım. Gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Mesele neymiş merak ettim doğrusu. Mühim değil. Araları düzeldi zaten. Bir sıkıntı yok çok şükür.
Siz devam edin, ben birazdan geleceğim. Sümbül ağa bana Şehzade Mustafa'nın kurtulduğunu söyledi. Burnu bile kanamamış. Maalesef. Haberler kötü sultanım. Kurtulmasının mümkün olmadığını sanıyordum. Zira aylardır bunun için çalışıyordun, öyle değil mi? Gönderdiğim bütün adamlar ormanda ölü bulunmuş. İşin tuhafı, nasıl öldükleri kimin yaptığı belli değil. Ne demek bu? Baskın sabaha karşı yapıldı sultanım. Şehzadenin bütün askerleri uyuyorlardı. Bizim gönderdiğimiz adamlardan bir tek okçu sağ kalmış. O da şehzade yerine gözdesini vurmuş. Hatun ölmüş karnındaki bebeğiyle. Osmanlı'nın en iyi okçularından biridir demiştin onun için. Bostancı başının söylediğine göre adam yaralı olarak ellerine geçmiş. Belli ki atış yaparken saldırmışlar. Okçu ellerinde mi şimdi? Bazı şeyler söyleyip ölmüş. Neymiş acaba söylediği bazı şeyler? Amasya eşrafından tüccar Kasım Efendi'nin azmettirdiğini söylemiş sadece. Şehzadenin yaşıyor olması mucize. Anlaşılan o ki şehzadeyi birileri koruyor. Üstelik şehzadenin bile haberi yok bundan. Ne demek bu? Adamlarımızı kimin öldürdüğünü onlar da bilmiyor. Ne malum o Bostancıbaşı'nın bize ihanet etmediği? Belki de mahsus böyle bir haber gönderdi sana. Hayır. Ona itimadım tam. Üstelik bizi bu beladan o kurtaracak. Tüccara şehzadeden önce ulaşmamız lazım. Rüstem Paşa. Eğer bu hadise ortaya çıkarsa sen dahil herkesin kellesi gider. O sebeple ne yap et mani ol. Anladın mı beni? Kim olabilir bunlar? Aklıma tek bir isim geliyor sultanım. Hazır Hayrettin Paşa. Hepsi istediğiniz gibi maşallah. Seçin birini şehzademiz Selim için hususi olarak yetiştirelim. Şehzademin haremine yolla. Lakin benim istediğim hatun bunların arasında değil. Sultanım, ben tetkik etmeye devam ederim. Yakında öyle bir fırtına kopacak ki Sümbül. Yer yerinden oynayacak. O yüzden sıkı tutunmalıyız. Tutunmalıyız ki kimse bizi yerimizden edemesin. Hümaşa. Benim güzel torunum. Canım. Belli ki büyüdüğünde ortalığı kasıp kavuracak. Otursana. Validem neyiniz var? Birkaç gündür pek telaştasınız. Rüstem de öyle. Annelik sana pek yaramadı Mihrimah. İyiden iyiye evhamlı oldun. Sümbül sana şu hatun meselesinden söz etti mi? Evet, bahsetti. Selim'e bir hatun arıyormuşsunuz. Öyle. Sancağın da güçlü olabilmesi için bu şart. Bir erkeğin arkasındaki kadın güçlü değilse o erkek güçlü değildir. Validem, Selim'den bahsediyoruz. Bütün kadınlar bir olup arkasına geçse nafile. Sizi bile dinlemiyor. Mesele de bu zaten. Beni dinlemesi için bir hatuna ihtiyacım var.
koynuna girecek bir hatuna. Ve bu hatunu ben seçmeliyim ki sonradan başım ağrımasın. Rahmetli Valide Sultan'ın düştüğü hataya düşmeyeceğim ben. Vaktiyle bana düşmanlık edeceğini elimden tutsaydı, yanımda olsaydı oğlunu da kaybetmezdi. Neler düşünüyorsunuz böyle? Sizden öğreneceğim daha çok şey var. Sultanım. Evvela önüme durdun. Bana eve gitmek istediğini söyledin. Sonra canına kıymak istediğini söylediler. Şimdi de çatılarda bulmuşlar seni. Maksadın ne hatun? Önünüze çıktım. Çünkü evime gitmek istiyordum. Canıma kıymak istedim. Çünkü ölmek istiyordum. Çatıya çıktım. Çünkü kaderimi görmek istedim sultanım. Yıldızlarda mı arıyorsun kaderini? Hayır sultanım. Ben kaderimi sizin ellerinizde, İki dudağınızın arasında buldum. Ne demek bu? Gecede böyle konuşuyordu sultanım. Hürrem Sultan'ı yıldızlarda gördüm deyip durdu. Aklını kaçırmış belli ki. Madem beni gördün, anlat. Seni dinliyorum. Kalbinizde bir ateş var sultanım. Göklere, yıldızlara kadar yükselmiş. Hiç sönmeyecek. Sizi yakacak. Belki canınızı acıtacak. Ama hayal ettiğiniz her şeye de kavuşturacak. Bu ateşin içinde kendimi de gördüm sultanım. Kendi mutlak kaderimi. Neymiş o? Bana elinizi uzattınız. Ve ben o eli tutup sizinle birlikte göğe yükseldim. Şehzade Selim'in cennetini. Selim mi? Ben Şehzade Selim'le gitmek istiyorum. Beni şehzademizin haremine gönderin sultanım. Yıldızlar bunu bize işaret ediyor. Şimdi anlaşıldı onca lafın kerameti. İşittin mi Afife Hatun? Hı? Ne istiyormuş? Ben haddini bildiririm sultanım. Esir pazarına gidince aklı başına gelir. Sultanım. Seni son kez bağışlıyorum hatun. Lakin bir daha herhangi bir hadisini duyarsan esir pazarında bulursun kendini. Validemle yalnız bırakın. Neyin var senin? Mustafa abim ölümden dönmüş. Rüstem söyledi demek. Hayır validem. Kendi imkanlarımla öğrendim. Benden gizli işler mi çeviriyorsun? Asıl gizleyen sizsiniz.
Bana söz vermiştiniz. Hiçbir şekilde abimin canına kastedilmeyecekti. Ben sözümden dönmedim. Ayrıca bunun için söz vermeme lüzum yok. Ben zaten böyle bir şey yapmam. Bu ne peki? Bizimle bir alakası yok. Belli ki bir tuzak bu. Benim için kurulmuş bir tuzak. Şüphem yok ki beni itham edecekler. Ben çocuk değilim madem. O zaman çocuk gibi davranmayı kes. Ben sana ne dedim? Sadece bana güveneceksin. Ve şimdi ben sana diyorum ki... benimle bir alakası yok. Buna hakkım olduğu halde yok. Onlar benim oğlumun canını aldığı halde yok. Süleyman. Allah'ım şehzademizi sana bağışladı. Doğmamış Sabiye nasıl kıyarlar? Bu nasıl bir zulüm? Kim yapmış bu hainliği? İnşallah yakalanmıştır. Henüz değil Hürrem. Yakında. Aksi halde pek çok insanın canı yanacak. Yanar elbet. Kimin haddine bir şehzadenin canına kastetmek? Sen de üzülme. Şehzademiz kurtulmuş çok şükür. Bundan büyük sevinç olur mu? Ölebilirdi Hürrem. Eğer haremi önüne geçmeseydi öldüreceklerdi onu. Kardeşleri de hayli üzgün. Gidip görmek istiyorlar lakin... emniyetli olmaz. Beklemek lazım. Gel. Hünkârım. Konuş. Şehzademizin canına kasteden hainin kim olduğunu öğrendim. Tüccar Kasım Efendi adında bizzat hünkârım. Kimmiş bu melun? Amasya eşrafından, buğday ticaretiyle uğraşan bir hayli zengin bir zat. Şehzademizde de aralarında ciddi bir mesele yaşanmış. Bir tüccarla şehzadenin ne işi olur? Amasya halkının canından bezdirmiş bu tüccar sultanım. Her türlü hile ve usulsüzlük mevcut. Kafirlerle de kanunlarımıza aykırı usulsüz bir ticaret yapmaktaymış. Şikayetler artınca şehzademizi de kendi divanlarında yargılatmışlar. Kadılar tüm mal varlığına el konulmasına hükmetmiş. Bu hadise üzerine benim oğlumu öldürmeye kalkmış, öyle mi? Şehzademizin lirası tarafından gönderilen malumat bu yönde hünkârım. Saldırıda ölen bazı hainlerin acem uyruklu olduğu tespit edilmiş. Yakalanmış mı bu melun? Eli kullandı hünkârım. Şehzademiz de bizzat izini sürmekte. Ben de icap eden tedbirleri aldım. Bütün hudutlarımız tutuldu. Bilhassa limanlar. Bugün değilse yarın yakalanır. Bu ne cüret? Belli ki acemlerin desteğini almış sultanım. Aksel de tek başına bana cesaret edemez. Çık dışarı. Sen de Hürrem, yalnız bırak beni. Vaziyet nedir? Tam bir malumat yok sultanım. Tüccara henüz ulaşamadık. Sen ne diyorsun paşa? O adam bizim ölüm fermanımız. Ya Mustafa'nın eline geçerse?
Selim'le Bayezid'in o halleri neydi öyle? Bir şey mi gelişti aralarında? Bir malumatım yok validem. Zannediyorum avda münakaşa ettiler. Sümbül, Sümbül ne oluyor burada? Hatun nasıl girdi böylece? Sümbül. Sümbül. Hatun. Hatun ben sana ne söyledim? Hı? Tek bir hadisende esir pazarına yollarım seni demedim mi? Razıyım sultanım. Sizden gelecek her şey kabulümdür. Sizden başka sığınağım yok. Çarem de yok. Bugün şehzademiz gidiyor. Ama beni seçmediler. Kaderimde olduğu halde beni seçmediler. Ya emredin canıma kıysınlar. Ya da izin verin şehzademizle gideyim. O kadar çok mu istiyorsa gitmeyi? Her şeyden çok. İzin veriyorum. Şehzademin sarayına gidebilirsin. Sultanım. Çekilebilirsin Sümbül. Afife, Mihrimah, siz de. Sizler de. Beni Cecilia ile yalnız bırakın. Bütün cariyeler şehzade gözdesi olmak ister. Ancak sen bu uğurda canını bile vermeye hazırsın. Hı? Dediğim gibi sultanım. Başka çarem yok. Bu benim yıldızlarda gördüğüm mutlak kaderim. Akıllı hatunları severim. Ama o akıl bana hizmet ediyorsa. Güzelsin. Belli ki hırslısın. Bu halinle bana çok eskiden tanıdığın birini hatırlatıyorsun. Seneler evvel bu saraya gelmiş biri. Manisa'ya gideceksin. Lakin bir tek şey isteyeceğim senden. Sadakat. Ha, şüpheniz olmasın sultanım. Ama şüphem var. Ancak bunları tek tek silmek senin elinde. Sadece aslanımın gözdesi değil, benim de gözüm kulağım olacaksın. Mütemadiyen haberleşeceğiz. Sorgu sual etmeyeceksin. Ben yüzümü sizden yana çevirdim sultanım. Size hizmet etmek benim için şereftir. Âlâ. Vazifenle alakalı teferruatlı bir malumat verilecek sana. İnşallah gözlerinde gördüğüm ışığı hiç kaybetmezsin. Cecilia. Bu da sana ilk hediyem olsun. Bundan sonra adın Cecilia değil. Nurbanu. Nurbanu? Evet. Bizim lisanımızda ışık saçan kadın demek. Güzel bir isim. Sultanım, sizden küçük bir isteğim daha olacak. Şehzademizin haremine seçilen biri var. Adı Valeria. Onun burada kalmasını istiyorum.